Tarım İnsan programı olarak bu hafta Adapazarı'ndayız. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi ilk kez kapılarını Tarım ve İnsan ekibine açtı. Evet, programımız Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabahattin Karasakal'la devam ediyoruz. Sayın Karasakal, biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayan Toprak TV izleyiciler için Sabahattin Karasakal kimdir? Evet, ben Sabahattin Karasakal, Geyve doğumlu. Adapazarı Geyve ilçesinde çiftçilik yapan, tarımla uğraşan, iştigal eden biriyim. Sektörün içinden gelen. Sektörü bilen biriyim. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifinde yönetici olarak görev yapmaktayım. Şu anda görevim yönetim kurulu başkanı olarak Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifimizin faaliyetleriyle ilgili size bilgi vereceğim. Evet, öncelikle kooperatifin kuruluşundan başlayalım. Kuruluşu çok eskilere dayanıyor. Evet, Türkiye'nin ilk kooperatiflerinden bir tanesi. Kooperatifimiz Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak 1951 yılında Türkiye'nin ilk kurulan kooperatifleri arasındadır. Kooperatifimiz ...60 personeliyle 6 ilde, 600 köyde 19 satış mağazası ile hizmet vermektedir. Evet, başkanım, şu anda da Söğütlü satış mağazasındayız. Bize burada yapılan hizmetleri anlatır mısınız? Tabii, Söğütlü satış mağazamız 19 mağazamızdan bir tanesidir. Hı hı. Söğütlü mağazamız da daha önce... Bunun gibi 19 tane daha mağazamız var. Bunun gibi. Daha önce burası içeride kiralık depolarda ve ofiste hizmetimizi gerçekleştiriyorduk. Daha sonra biz geldikten sonra buranın yerini aldık. Buranın yerini aldıktan sonra da inşaatını yaparak kendi mağazamız haline getirdik. Şu anda Söğütlü mağazamızda kendi yerimizde yerleşik düzende hizmet vermekteyiz. Söğütlü bölgesindeki çiftçilerimize buradan girdileriyle ilgili tarım girdilerini komple buradan karşılıyoruz. Söğütlü üyelerimizin. Aynı zamanda da Ferda Östen Bey yönetim kurulu üyemiz. Evet. Söğütlü bölgemizin bölge temsilcisidir. Kendisiyle de konuşalım. Siz kendisiyle konuşalım. De konuşun. Buyurun. Evet, sizi tanıyalım. Ben Ferda Östen. Söğütlü bölgesinden APEK yönetim kurulu olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda siyaseten meclisçiliğim devam ediyor. Başkanımın izah ettiği gibi Ahmet Hanım, yani biz burada yaklaşık 4 tane değişik binaların altında şu gördüğünüz buradaki satış mağazasını, o hizmeti, yani gübremiz bir binanın altında, yemimiz başka bir yerde. Allah, dediğim gibi, bu yönetime nasip etti. Tüm sebep olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve şu anda yerleşik bir düzende çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Dediğim gibi, yani bu konuyla ilgili daha değişik düşüncelerimiz var. İnşallah, dediğim gibi, bu önümüzdeki yıllarda daha değişik düşüncelerimizin olduğunu buradan ben söyleyeyim yine. İnşallah çiftçilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Sonra daha önce başkanım programlarda belli etti. Yani bizim buradaki en büyük kamuoyundaki sosyal bir görevimiz, biz burada piyasa açıklaması yapmadığımız zaman diğer tüccarlar piyasa açıklamıyor. Yani bu slajda olsun, küspede olsun, diğer şeylerde olsun. Onun için hakikaten çiftçiye yararlı bir hizmet yaptığımızı biliyoruz. Onun için bu hizmetlerin gerçekten devamını sağlayacağız. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize slash paket yönünde bu şekilde hizmet vermiş oluyoruz. Bunun dışında mısır kurutma tesislerimiz 7500 ton stok kapasiteli mısır kurutma tesislerimizi kurduk çökeklerde. Burayı da size gezdireceğiz. Başkanım, şu anda da APEK bünyesinde olan bir mısır kurutma tesisindeyiz. Bu tesis ne zaman kuruldu, ne kadara mal oldu ve yıllık işleme kapasitesi nedir? Öğrenebilir miyiz sizden? Tabii. Tesisimiz 2014 yılında 20 bin metrekare alanda yıllık stok kapasitesi 7500 ton. Burasının maliyeti 5 milyon TL civarında bir maliyeti, yatırım yaptık buraya. Burası
gün şey saatlik 50 ton kurutma kapasitesine sahip aynı zamanda. Yani mısır geliyor. Saatte 50 ton mısırı kurutma kapasitesine sahip. Bu yıl 14.500 ton çiftçiden mısır aldık burada. Bu tesiste. Tesisimizi tanımak istersek eğer burası tesisin giriş, yani mısır geldiği zaman buraya girer. Traktörlerle buraya dökülüyor. Geliyor. Traktör ramoruku oradan kaldırıyor. O sistem liflidir. Kalkar orası. O kaldırıyor. Buraya boşaltılıyor. Evet. Buradan kurutma tesislerinin içerisine gidiyor. Burada bu şekilde bir hizmetimiz var. Evet, kameraman arkadaşımız burayı alabilirse. Yani tabii alabilirse burayı gösterirse daha iyi olur. Biz böyle yani bu meyanda çiftçimizin ürettiği malı da almış oluyoruz. Yani bu kurutma tesislerinin zaten amacı, kuruluş amacı da çiftçinin malını tekrar paraya çevirmek, çiftçiye para kazandırmak amacı. Peki Adapazarı'ndaki çiftçiler memnun mu bu uygulamadan? Çiftçimiz memnun. Tabii bunu çiftçiye sormak lazım da. Yani siz aslında en güzel o ama bize gelen intiba gerçekten memnun. Gördüğünüz gibi burada zaten çiftçilerimiz alışverişini de buradan yapıyor. Mısırını da buraya getiriyor. Tam Mısır'ın merkezi zaten bu ova. Burada üretimi yapılan bir ova. Onun için çiftçimiz de memnun diye düşünüyorum. Oldukça güzel ve modern yapılmış bir tesis. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim efendim. Çiftçimize hayırlı olsun. Çiftçimize bol bereketli kazanç sağlasın inşallah. Amin. Çiftçinin ürettiği ürünü almalıyız ki çiftçinin ürününün belirli bir bedeli var. Bu bedeli de biz burada belirleyici oluruz kooperatif olarak. Üyelerimizin ürününü aldığımız zaman biz bu bölgede şu anda Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi fiyat açıklamadan hiçbir tüccar fiyat açıklayamıyor. Neden? Herkes bize bakıyor. Tabii ki biz burada piyasayı aşağı düşürmelerini engelliyoruz. Üyelerimize bu şekilde bir faydamız oluyor. Ve ürünlerini alarak biz de paraya gerçek çeviriyoruz. Değerinde. Tabii gerçek değerinde almış oluyoruz. Bizim burada üreticimize bu şekilde bir faydamız olduğu için biz bu projeleri yapıyoruz. Başkanım, fabrikaları gezeceğiz, şubeleri gezeceğiz. Yaptığınız yatırımları birlikte gezeceğiz. Ama buna geçmeden önce 2012 yılına kadar sizin bünyenizde olan bir şeker fabrikası vardı. Evet. Bu şeker fabrikası 2012'ye kadar sizin elinizdeyken 2012'den sonra ne değişti de Bankasya'nın eline geçti? Oradan da Yıldız Holding'e geçti. Evet. Şimdi 2005 yılında şeker fabrikamızı APEK olarak bizim Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin kısaltılmışını kullanıyorum. APEK diye. Çünkü Adapazarı bilir ama Türkiye genelinde bilinmez. APEK olarak 2005 yılında şeker fabrikamızı özelleştirmeden ihale yoluyla aldık. Aldığımızda şeker fabrikamız depremden hasarlı 6-7 yıl çalışmayan bir fabrikaydı. Onarımları yapıldı. O dönemin başkanlığını yapan arkadaşımız Bankasya'dan kredi anlaşması yaparak bu fabrika alındı. Tabii Bankasya'dan kredi kullanıldıktan sonra bu fabrika onarıma başladı ve bundan sonra da planları işletmeye başladı birileri. Tabii bizim bu planlardan bir haberdik o zaman. 2006 yılında bize 22 bin ton gibi bir komik bir rakamda bir kota verildi. O zaman Şeker Kurulu her nedense bu fabrikanın önünü kesmek için elinden geleni yaptı. Amaç neydi? Neden buna gerek duydular? İşte biz amacını 2012 yılının sonuna gelince anlamış olduk zaten. 2007, 2008, 2009 yıllar takip ettikçe
bizim mahkeme yoluyla kotamız artmış olsa bile biz ham maddeyi Adapazarı'ndan yeterli derece ham madde olmadığı için karşılayamıyorduk. Bu Eskişehir'den karşılanması gerekiyor. Ki devlet 1954'te fabrika üretime geçtiği zaman devlet burada Eskişehir'den pancar getirerek, paçal yaparak bu fabrikanın üretimini ve ayakta durmasını sağlamış. Çünkü bizim polarımız düşük olduğu için oranın pancarıyla paçal yapmış ve bizim ekim alanlarımız da aynı zamanda buna yeterli değil. Yani fabrikamızın 99 bin ton kapasiteli bir fabrikaya ekim alanlarımız da yeterli değil. Yeterli ham maddeyi buradan biz zaten çıkartamıyoruz. Çiftçi olarak, tarım olarak burada. Tabii bunu biz kotamızı elde ettikse, bize kota verdiyse bile ardından 2006'da 136'ya 1 sayılı internet alanı belirleyici bir karar aldı kurul, şeker kurulu. Biz de buna tabii itiraz ettik. Dedik ki bu bir haksızlık. Neden? Çünkü 1954'ten beri Eskişehir'den pancar alan bu fabrikaya bugün nasıl olur da sen bunu engellersin? Ama tabii ki maalesef o günkü arkadaşlar, kuruldaki arkadaşlar bunu uygulamaya koydular ve bize 3 yıl arka arkaya ürettiğimiz şeker miktarı, şekerin değeri kadar ceza yazdılar. Ki bununla kalmadılar. Kotamızı da kota hesaplamasına, Eskişehir'den getirdiğimiz pancarın kota hesaplamasına katmadılar. Bu ne oluyor? Kota hesaplamasına katmadığı zaman otomatikman bizim kotamızdır. 3 yılın ortalamasından alınır kota. Her yıl geçmiş 3 yılın ortalamasından kota belirlenir. Bu kota belirlemesine belirleyici o belirleme esnasında bizim o ceza kestiği yıllardaki aldığımız pancarı kota hesaplamasına katmadılar. Ondan dolayı da kotamız da düşmüş oldu. 100 bin tonla, 30 bin tonla çalıştırmak istediler bizi. Yani bizi işin doğrusu bitirmeye kalktılar. Diz çöktürmeye uğraştılar. 2008 yılında bu fabrikaya en büyük, Türkiye'de belki de en büyük kumpas Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin sahip olduğu şu fabrikada yapıldı. FETÖ tarafından. 2008 yılında bizi bir operasyonla içeri bile aldı bu FETÖ'cüler. Şu anda o savcılar da, hakimler de, o günün o istihbarat organize polisleri de hepsi içeride. Bakın bizi alanlar. Tabii ki 2012 yılına gelindiğinde, halbuki 2015 yılına kadar, değil müdürüm, 2015 yılına kadar bizim işletme sermayesi sözleşmemizde bankayla olmasına rağmen 2011 yılının sonunda, 2012 yılının başında dedi ki ben işletme sermayesini kesiyorum kardeşim, ödemiyorum dedi. Arkadaş, neden böyle yapıyorsunuz? Yani bunun işletme sermayesini kesmeniz, 2015 yılına kadar sizinle sözleşmemiz var. Ben dedi diyor kesiyorum dedi. Ve kesti. Neden kesti? Fabrikayı Bankasya'ya teslim etsinler diye kesti. Yani diz çöktürme politikasıydı. Bu bir kumpastı. Evet. Biz bununla ilgili suç duyurumuzu yaptık. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Takipçisiyiz. Şu anda gelinen nokta nedir? Takipçisiyiz. Şu an soruşturma safhasında. Takipçisiyiz. Bunlar bu kumpasla o gün şeker kurulunun kestiği bu cezayı da kooperatifin üzerinde kaldı o gün. Çünkü o günkü fabrikanın devrinde sözleşmede bu şekilde bir madde vardı. Bunu da kooperatifin üzerinde bıraktılar. Şu an kooperatifin üzerinde 70 milyon bugünkü parayla
70 milyon bir ceza kamburu var. Bununla ilgili de Sakarya milletvekillerimiz sağ olsun ilgileniyorlar. Onu halletmeye, ama bununla beraber de biz şeker fabrikasının Bank Asya'dan diyorum, Yıldız Holding'e geçmiş etmiş, o ayrı konu. Biz Bank Asya muhatabımız. Bank Asya'dan tekrar çiftçinin fabrikası yapmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu konuda da oldukça kararlısınız. Kararlıyız. Kesinlikle ve kesinlikle bu fabrikaya, en büyük operasyon Türkiye'de bu fabrikaya yapılmıştır FETÖ tarafından. Ve ben bunu peşini bırakmayacağım. Cumhuriyet Başsavcılığımız şu anda soruşturması devam ediyor. İnşallah dava açacak. Biz de takipçisi olacağız ve çiftçinin fabrikası yapacağız tekrar. Peki başkanım, bu özellikle yapılan bir kumpas mıdır? Özellikle şeker fabrikalarına Türkiye'de. Yani siz ilk değilsiniz. Biz ilk değiliz. Bu şeker camiasında özellikle yapılan bir şey gibi geliyor bana da. Evet. Neden? Burada rant çok mu fazla? Onu bilemiyorum. Öyle bir rant dışarıdan öyle görünüyor. Dışarıdan öyle görünüyor demek ki. Dışarıdan öyle görünüyor. Dışarıdan öyle görünüyor. Evet. Çünkü ben size şöyle söyleyeyim. Bugün Torku diye bir marka var. Marka var Konya. Bu da bir pancar ekicileri kooperatifinin markasıdır. Bir çiftçi kuruluşu. Çiftçi kuruluşudur. Bakın Türkiye'de nereye geldi. Çok güzel örnek bir model. Örnek evet. Bir modeldir. Bizim de hedefimiz oydu zaten. Ve önünüze taş koydu. Hala da hedefimiz o. Kooperatif olarak bile o. Onu söyleyeyim. İnşallah şu cezalardan kurtulduğumuz anda oraya doğru yürüyeceğiz. Karınca hacca gideceğim diye yola çıkmış demişler ki, yani nasıl gideceksin sen demiş, uğrunda ölürüm ya. Gidemesem de yolunda uğrunda ölürüm. Evet. Bizim hedefimiz bu. İnşallah çiftçimize çok daha güzel hizmetlerle bugünden sonra da devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi. Hayırlısı olur inşallah. Bu cezaları da, bunları da inşallah halledeceğiz. Bizim niyetimiz iyi. Allah yardımcımız olacak inşallah. Bunları da halledeceğiz. Bu yatırımlar hızlı bir şekilde devam edecek inşallah. Biz de Toprak TV olarak sizlerin yanınızdayız. Sizlerin takipçinizsiz. Ben bu arada yalnız Hamiyat Hanım, Toprak TV'ye de bu hizmetlerinden dolayı, çiftçinin her zaman yanımda olan Toprak TV'ye de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen Toprak TV'deki bütün arkadaşlarıma, özellikle size teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Adapazarı Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin kapılarını Toprak TV ailesine açtığınız için. Her zaman Toprak TV, çünkü çiftçinin yanında olan bir kuruluş. Biz her zaman Toprak TV'ye kapılarımız ardına kadar açık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi efendim, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber hep beraber evet, yönetim kurulu projeleri, yönetim kurulu yerimiz evet, Cevdet Sağlık. Cevdet Bey de. Evet, ben Cevdet Sağlık. Adapazarı Serdoğan bölgesi ilçesi Aralık köyündenim. Dededen babadan Adapazarı Şeker Fabrikası ve bölgemizde pancar ekimi ağırlıkta mısır ekimi yapmakta bulunmaktayız. Çok şükür burada çiftçimizle beraber, yatırımlarımızla beraber büyüyen bir Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi var. Hizmetlerimiz daha da güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonra hep beraber el ele vererek, sizlerin de desteğiyle bizi Türkiye'ye tanıtarak, gücümüzü ortaya koyarak beraber paylaşacağız. Çiftçimize her zaman her ortamda destek olacağız inşallah. Teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı da. Biz teşekkür ederiz. Sizin kanalınız Toprak TV. Sağ olun, sağ olun. Evet, sizi tanıyalım. Evet, Hamiyat Hanım. Ben de Toprak TV'ye bize zaman ayırdığı için, bizi ziyarete geldiği için, bizlerle bu ortamı hazırlayıp söyleşi yaptığı için teşekkür ediyorum. Tabii Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi gerçekten bulunduğu konum itibariyle, bulunduğu bölge itibariyle, biliyorsunuz biz Ankara İstanbul hattı üzerindeyiz. Evet. Ve çok önemli bir konumda yer almakta ve hizmet etmekte. Bugün bir taraftan Bilecik bölgesi, bir taraftan Bolu, bir taraftan İzmit, Düzce bölgesinde ve Sakarya ilinde, İzmit ilimizde
ciddi anlamda faaliyetler gösteriyoruz ve bugün çiftçimizin her türlü ihtiyacını en hızlı ve en yoğun bir şekilde ve en uygun bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Ve bir taraftan da başkanımızın söylediği gibi yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Neden? Tarım sektörünün en büyük eksiklerinden bir tanesi gerçekten tarımsal yatırımların üzerine fazla düşünmemesi. Evet, Türkiye'de sanayi yatırımlarımız her geçen gün artıyor. Ancak tarım sektörümüzün de kalkınabilmesi için mutlaka tarımsal sanayi yatırımların ön plana çıkması ve hızlı bir şekilde bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yoksa her geçen gün tarımsal arazilerimizi ve çiftçimizi kaybetme boyutlarına geliyoruz. Biz ülke olarak tarımla başlayan, tarımla büyümeye başlayan bir ülkeyiz. Neden? Biz sanayileşmeye 50'lerden sonra başlamışız. O dönemlere kadar biz hep tarımla büyümeye, tarımla gelişmeye çalışan bir ülke olmuşuz. Ancak son zamanlarda tarımsal dediğim gibi tarımsal kesimimizi kaybediyoruz. Tarım arazilerimizi, özellikle birinci sınıf tarım arazilerimizi, ikinci sınıf tarım arazilerimizi kaybediyoruz. Yoğun Neden? Bir şekilde kaybediyoruz. Neden? Görüyorsunuz her tarafta inşaat almış başını gidiyor. Ülkenin genelinde böyle. Çünkü ülkemizin tabii ona da ihtiyacımız var. İllaki ona da ihtiyacımız var. Ancak birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinin, özellikle birinci sınıf tarım arazilerinin ülkemize kesinlikle sit alanı ilan edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle bizim Sakarya Ovamızın arazileri çok kıymetli ve çok değerli. Bugün dünyada eşi benzeri olan çok az bu şekilde bölgemizdeki bulunan araziler gibi araziler var. Ve bu toprakları kaybedersek biz geleceğimizi kaybederiz. Bu bölgede geleceğimizi kaybederiz. Yani Türkiye'de ciddi anlamda tarımsal reformların ön plana koyulup bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bakın biz burada çok küçük alanlarda ve ülkenin genelinde de aynı tarım yapmaya çalışıyoruz. Tarımsal arazilerimiz çok parçalı ve çok düzensiz. Bunların mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. Bir Avrupa ülkesine gidiyoruz. Tarımla alakalı arazileri dolaştığımızda 50 dekardan aşağı şey görmüyoruz. Toprak reformları gerçekleştirmiş bu insanlar ve toplulaştırma yapmışlar ve büyük alanlarda tarım yaptığınızda ekonomik anlamda çok daha verimli hale gelebiliyor. Tarımsal girdilerinizi çok daha alt seviyelere çekebiliyorsunuz ve tarımı en azından kazançlı hale sokabiliyoruz. Ama bizim bölgemizde ve ülkemizin birçok kesiminde maalesef bu yönde dediğim gibi arazilerimizin dağınık olmasından dolayı tarımsal anlamda kazançlarımız maksimum seviyelere çıkmasında sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bunlar da en kısa zaman içerisinde çözülür. Başkanımın dediği gibi yatırımlarımız devam ediyor. Bir imar çalışmalarımız son noktasına geldi. Damızlık Düve Çiftliği kuruyoruz 500 baş. Onun yanında aynı şekilde yem fabrikamızı kuruyoruz ortaklarımıza ve termal sarayla. Neden? Biz çünkü tarımla iştigal eden bir iliz. Nüfusumuza baktığımızda %38-%40 civarında şey var. Tarımsal, kırsal kesim var ve bunun akabinde 4.8 milyon Sakarya'nın yüz ölçümü, bunun 1.8 milyonu yani yaklaşık %45-50'ye yakını tarımsal kesim, evet, ve tarım arazisi. Yani biz tarımla iştigal olan biriyiz. Bu yönde de mutlaka tarımsal yatırımların, tarımsal çalışmaların yapılması lazım ve burada yani tarımsal programın çok ciddi anlamda ele alıp ileriye yönelik çalışmaların mutlaka ele alınması lazım. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun tekrar. Çok teşekkür ediyorum.